Rabbiniz bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir. Gafur suresi ayet 60. Cenab-ı Hak bana dua edin, ben duanıza icabet edeyim diye buyuruyor. O zaman ne yapacağız? Biz ona dua edeceğiz. Ve kibirlenip de ibadet etmeyenlerden olmayacağız. Demek ki ibadet etmeyenler kimmiş? Kibirlilermiş. Kibirli olanlar namaz kılmaz. Kibirli olanlar Allah'ı zikretmez. Kibirli olanlar farzları yerine getirmezler. Git onları dinle, senden benden dini iyi konuşurlar, iyi biliyorlardır. Ama kibrinden dolayı namaz kılmaz, farzları yerine getirmezler. Kibirlerinden dolayı oruç tutmazlar. Kibirlerinden dolayı Allah'ı zikretmezler. Kibirlerinden dolayı Allah'ı zikredenleri hor ve hakir görürler. Kibirlerinden dolayı sufi taifesini ikinci sınıf değil, beşinci sınıf vatandaş gibi görürler. Kibirlerinden dolayı. Ve onların son nefesleri tehlikededir. Kim sufileri kibirlerinden dolayı küçük görüyorsa, hor hakir görüyorsa hepsinin de son nefesi tehlikededir. Hepsinin de. Allah'ı zikreden bir topluluğu hor ve hakir gören, küçük gören, onlarla alay edenlerin son nefesleri tehlikededir. Ben Allah değilim, küfrüne fetva veremem ama küfrüne fetva veren kimseler var. O hal üzerinde yürürlerse küfrüne fetva veren alimler var. Evet, Allah'ın zikriyle alay edenler, zikrullah yapanlarla alay edenler, onları küçük görenler, onları hor ve hakir görenler imansız göçüp giderler bu dünyadan. Ve siz onları son nefeslerinde imanı tavsiye etseniz de, telkin etseniz de onlar son nefeslerinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyemezler. Evet. Çok tehlikelidir. Çünkü Allah'ı zikredenler Allah'a aşık olanlardır. Allah'a hakiki manasıyla kul olanlar Allah'ı zikrederler. Ve o zikrullahı küçük gören, o zikredenleri hor hakir görenler, evet, son nefesleri tehlikededir. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden biz Allah'a kulluğa devam edeceğiz. Şeytanın peşine düşmeyeceğiz. Yine Tirmizi'de geçiyor hadis-i şerif. Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a talep edilen, yani dünyevi şeylerden Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua inen ve henüz inmeyen her çeşit musibet için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyleyse sizlere dua etmek gerektir. Bakın, bir şey senin başına gelecekse, takdir edildiyse o, takdir edildiyse onu geri çevirecek olan duadır. Bunu üstadıma sormuştum. Bakın üstad nasıl lazım geliyor. Bunu üstadıma sordum. Dedim efendim, takdir edilecek olan şey nasıl geri çevrilir? Çünkü mutlak kaderde yazıldıysa, mutlak kader tecelli edecekse onun üzerinde. Dedim nasıl geri çevriliyor? Tebessüm etti. Hani böyle sahabelerden var ya öyle zatlar, bunu kimse sormayacaktı zannederdim, bir sen sordun diye. Bana dedi ki, Mustafa Efendi, bir sen sordun bunu dedi. Ben tabii bekliyorum böyle. Böyle şeyde koltuğun ucunda oturuyor, böyle kalktı, öne doğru böyle yüklendi. Rüyanda dedi, trafik kazası yapmıyor musun dedi. Yapıyorum dedi. Dikkat edin. Benim rüyamı söylüyor.
Mustafa'm rüyanda trafik kazası yapmıyor musun dedi. Yapıyorum efendim dedim. İşte dedi duanın bereketiyle dedi rüyanda geçiyor oğlum dedi. Trafik kazası dedi. Mutlak kader tecelli ediyor. Rüyada, rüya perdesinde geçiyor. Neyle? Duayla. Dedim efendim sizin duanızın bereketi. Allah sizden razı olsun dedim. Biz çünkü ben hep böyle onunla böyle seyahatte arabanın böyle torpidosuna vurur. Hadi bakalım. Bizi menzilimize ulaştır. Kazadan beladan uzak ol. Arabaya diyor. Arabada kimse yoksa, arabada bir kişi varsa hayırlı yolculuk herkese, hayırlı yolculuk. Üç İhlas, bir Fatiha. Tevhid okuyoruz, makamları bağışlıyoruz. Ondan sonra tekrar Şeyh Efendi kazadan beladan muhafaza olmak için dua ediyor. Ama baş başaysak, bunları daha yeni yeni anlatıyorum arkadaşlara. Baş başayız ya, arabanın torpidosuna vuruyor. Hadi bakalım. İşte nereye gidiyoruz? Konya'ya gidiyoruz. Hadi bakalım bizi Konya'ya sağ salim götür. Hızla bizi menzilimize ulaştır. Yolda kaza maza olmasın. Bela musibet olmasın. Arabaya vuruyor böyle. Şimdi bir başkası olsa ulan arabayla konuşan şeyh diyecek. Ha, olacak iş mi bu? Ondan sonra bana dua ederdi. Allah rahmet eylesin. Ben onun duasının yüzü su hürmetine, bereketiyle bugün buradayım, öyle söyleyeyim. Hamdolsun. Çok dua ederdi bana. Ben karşılığını veremem. Çok dua ederdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Duaları, himmeti üzerimize olsun inşallah. Amin. O yüzden dua olacak olanı geri çevirir. Böyle rüyanda geçer senin. Rüyanda hasta olursun. Bir uyanırsın ki aa iyisin. Rüyanda neler yaparlar sana. Of 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 of. Sabahleyin kalkarsın. Ulan iyi ki dersin ya rüyaymış yani. Onlar tecelli ediyor. Dervişlerin duası, birinin Allah razı olsun demesi, bir fukaranın dua etmesi sana, bir hastanın dua etmesi, bir sıkıntıda olan kimsenin dua etmesi. İnsanlardan dua alın. Etrafınızdan dua alın. Evet. Bıkmayın insanlardan. Kendinizi kapatmayın, kendinizi çekmeyin. Aman biraz dervişlerden uzak alalım. Ben dervişlerden uzak olmayı tercih ediyorum efendim. Uzak ol, git! Nereye gidiyorsan git hem. Dervişlerden uzak olmayı tercih ediyormuş arkadaş. Durma içimizde. Biz dervişlere yakın olmayı tercih ediyoruz. Biz yan yana değil can cana olmayı tercih ediyoruz. Sana ter kokuyordur burası. Biz fukarayız ya, sana fukara geliyordur. Sen git kardeşim, durma içimizde. Biz de can cana olacak, ciğer ciğere olacak. Can cana, ciğer ciğere, kol kola değil, can cana, ciğer ciğere olacak. Dervişlik bu. Hani bir yeni moda çıktı, ben sayfaya da girmiyorum. Ben sayfadan çıktım, çık git kardeşim. Hiç durma. Sayfadan çıktın, dervişlikten de çık. Sen ne duruyorsun ki? Bizim çöpümüz dahi bizim. Çöpümüz, çöpümüz. Çöpümüz bizim. Sen bizim çöpümüzü dahi kabul etmiyorsan çek git kardeşim. Bizim çöpümüz de kıymetli. Dervişlerden sen şikayet ediyorsan çek git kardeşim. Biz bu kadarız ya. Buyuz biz. Altın tepside sunmuyoruz kendimizi. Bu kadarız. Sen derviş kardeşleri hor hakir göreceğine yürü git. Bu ne duruyorsun burada?
Sen saraylara layıksın. Burası saray değil, hamam. Sen git başka dergahlara layıksın. Biz fukaranın tekiyiz ya. Allah Allah. Biz Kur'an ve sünnet diyoruz. Ondan kafayı bozmuşuz. Öyle dedi birisi. Siz Kur'an sünnette kafayı bozmuşsunuz dedi. Elhamdülillah dedim ben de. Kaldı. Kur'an sünnette kafayı bozmayan şeytan onun kafasını bozmuştur dedim. Kaldı. Bir kimse Kur'an sünnette kafayı bozmadıysa şeytan onu tecavüz ediyordur ona. Evet. Başka bir şey değil. Sen dedim şeytanla evlenmişsin, haberin yok senin dedim. Sen şeytanla yatıyorsun, şeytanla kalkıyorsun. Biz Kur'an sünnetle yatıp kalkıyoruz. Sen kendin söyledin dedim böyle. Hamdolsun.